Evet, bugün Sürmene'deyiz. Sevgili dostum Abdullah Özyiğit'in, Yenişehir Belediye Başkanımızın meci için bize bağışladığı fındıklık alanındayız. Biz de Fındıklı Belediyesi olarak Fındıklı halkına çağrı yaptık ve fındık meclisi yaptık. Bu fındık meclisini elde ettiğimiz, topladığımız fındıkların satışından elde ettiğimiz gelirlerle çocuklarımıza, öğrencilerimize burs vermek için yapıyoruz. Tabii bunun devamı olacak. Bugün burada fındık topluyoruz. 24 Ağustos tarihinde Atatürk Parkı'nda ayıklama imecesi yapacağız. Fındık ayıklama imecesi. Şenlikli bir şekilde bizim festivalimiz kapsamında. Bütün halkımızı da oraya da davet ediyoruz. Dayanışma büyütür. İnsanların son zamanlarda ekonomik sıkıntılarda boğuştuğu, yoksulluğun had safhaya ulaştığı bir dönemde dayanışmayı, güneşi doğudan doğuracağız dedik ve Karadeniz'den doğru dayanışmayla büyütmeye çalışıyoruz. Bütün kötülüklere karşı iyilik bulaşıcıdır diyoruz ve çocuklarımız, gençlerimizin geleceği için bu mecileri daha fazla büyüteceğiz. Sevgili dostum da burada bizi desteklemek için geldi. Sözü ben fındık kısmında sana bırakıyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sürmene ilçemizdeyiz. Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Başkanım buralıdır. Sağ olsun baba arazilerini öğrencilerimize burs verilmek üzere Fındıklı Belediye'mize tahsis etmiş bu dönemde. Sayın Belediye Başkanımız, Ercüment Başkanım, Fındıklı halkı, gençlerimiz hep birlikte buradayız. Fındık topluyoruz. Toplanan bu fındıklar çok güzel bir amaç için kullanılacak. O fındıklarla barınma ve beslenme sıkıntısı çeken, ki bütün öğrencilerimizin en temel sıkıntısı bu. Barınma ve beslenme sıkıntısı çeken o gençlerimize, o pırıl pırıl gençlerimize burs olarak verilecek. Çok kutsal bir iş için buradayız. Müthiş bir dayanışma var. Hep birlikte fındık bahçesinde meci usulüyle fındığı topluyoruz. Kurutulacak, o fındıklar satılacak ve öğrencilerimizin derdine bir nebze de olsa derman olmaya çalışacak. Tabii para ederse değil mi? Bunu da özellikle söylemek lazım Sayın Başkanım. Şimdi ben fındık parasıyla okumuş, makine mühendisi olmuş ki üniversitede çay birlikte okuduk. Evet, sizler evet. De çay parasıyla. Yani bu ürünlerimiz, bu altın değerindeki milli ürünlerimiz, çayımız, fındığımız geçmiş yıllarda bütün ailelerin, bu bölgedeki ailelerin geçim kaynağıydı. Ama artık geçim kaynağı olmaktan çıktı. İnanın fındık bahçesine kimse girmek istemiyor. Dün bir arkadaşımla konuştum. Fındıklığı var. Geçen yıl yarısını toplayana vermiş. Yani alın toplayın. Yarısı sizin, yarısı benim demiş. O şekilde fındıklığını vermiş. Aynı insan bu yıl 3'te 1'i benim, 3'te 2'si sizin, alın fındığı toplayın demiş. Vatandaş toplamak istememiş, zarar ederim demiş. Sebebi ne? İşte altın değerindeki bu milli ürünümüze verilen fiyat. Maalesef fındığımız yok pahasına üreticinin elinden alınıyor. Biz bir maliyet hesabı yaptık. Dedik ki maliyet artı makul kar. Maliyet ne? Ziraat odası yaklaşık 77 lira, 80 liraya yakın bir yıllık maliyet çıkardı. Bu yılki işte patosudur, günlük yövmiyesidir, çuvalıdır, kurutmasıdır, nakliyesidir. Bütün bunları içeren o masraf paketi 77-80 lira bandında. 1 kilo 1 gram kuru fındığın maliyeti. Siz bu fındığa 82,5 lira fiyat veriyorsunuz. Allah'tan korkmuyorlar, kuldan utanmıyorlar, vicdan yok, ahlak yok, merhamet yok. Memleketin düştüğü hal ortada işte. Birçok insan bahçesine girip fındığını toplamıyor, toplayan zarar ediyor. Böyle de bir tabloyla, ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama diyoruz ki umutsuz olmayacağız. Hep birlikte dayanışma içinde mücadele ederek bu umutsuzluğu, bu kara tabloyu bertaraf edeceğiz ve Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacağız. Evet, bir ek de ben yapayım. Burada bugün bulunmamız, Sayın Vekilim, sevgili dostum anlattı. Fındıklı Demokrasi Güçleri'nden arkadaşlarımız burada. Trabzon Demokrasi Güçleri'nden arkadaşlarımız burada. Dayanışma içerisindeyiz. Çalışan arkadaşlarımız, belediye çalışanı, Fındıklı halkı ve Sürmene'den, Trabzon'dan katılan halkla birlikte başka bir şeyin büyümesi gerektiğine inanıyoruz. Konuşan değil, üreten bir sürecin işlemesi gerektiğine inanıyoruz ve buna inandığımız için her yerde meci var diyoruz. Meciyi büyüteceğiz, meciyle bu ülkeye aydınlık getireceğiz diyorum. Bu iş böyle gönül işi işte, başka olmaz. Yani. Gönül meselesi. Evet.
bir şey daha yok. Evet, Sürmene'deyiz. Trabzon Sürmene'de. Bıçağı gibi keskin insanlar toplandılar, bir araya geldiler ve bir fındık bahçesinde Fındıklı Belediyesi'nin oluşturduğu, yaşattığı meci kültürü ile hayırsever bir iş insanının ve ablamızın bize bağışladığı bu fındıklıktan fındık toplayarak okul öğrencilerine burs vermek üzere bir müthiş bir çalışma oldu. Bu çalışmanın içinde vekillerimiz var, başkanımız var, adaylarımız var, eski vekilim var. Yani herkes, bütün herkes emek ve destek veriyor. Bu harika çalışmayı düzenleyenlere, Meci'ye emek verenlere, destek verenlere minnet ve şükranla tekrarlarını istiyoruz. Evet. Ve sevgili vekilim, esas ev sahibim tabii. Yalnız vekilim bir dedikodu var hakkında. Bunu sizin toplamadığınız ve sanki başka bir yerden geldiği söyleniyor. Açıklamayı duyacağız vekilimden. Buyurun. Çok zor durumda bıraktı beni vekilim. Ben de tabii öncelikle bu mekanı sağlayan, yani bu etkinliğin yapılmasında esas olan Özyiğit ailesine çok teşekkür ediyorum. Abdullah Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Onun dışında tabii bu şahane fikirlere, daha doğrusu dayanışmaya her zaman önderlik yapan Fındıklı Belediye Başkanımıza, Ercüment Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan milletvekilimize, Tahsin Vekilimize de çok teşekkür ediyorum. Ve buraya gelen bir sürü Fındıklı'dan çok kıymetli emekçilerimiz var. Onlar da bu dayanışma ruhunu en üst seviyeye yükseltiyorlar. Hepinizin bildiği gibi Fındık'ta açıklanan taban fiyat büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yarattı. Biz bu öfkeyi dayanışmayla biraz daha aslında yüceltiyoruz. Çünkü alanlara girdik. Herkes kendi bileğiyle toplayabildiği kadar topluyor. Ve gençlerin eğitimine katkı sağlamak için çaba sarf ediyor. Dolayısıyla burada emeğin gücü var, burada dayanışmanın gücü var, burada şehirler arasındaki dayanışmanın da gücü var. Ne güzel Fındıklı'dan Sürmene'ye, başkanlardan başkanlara, Trabzon'a. Dolayısıyla bu güzel dayanışmayı, birlikteliği ören herkese, başta şimdi başkanım burada olduğu için Ercüment Başkanıma, Abdullah Başkanıma, Özyiğit ailesine ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ne kadar zor olursa olsun birlikte başaracak güçteyiz. Evet. Dayanışmayla aynen, güç birliğiyle. Evet. Ama buralarda olursanız o ayıklama imzesini açarız.